Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Renault Megane 4. Dostlar bugün Ankara'dayız. Ankara Renault Tanoto'ya EDC yani çift kavramalı şanzımanlarla ilgili bir video çekmek için geldik. Gelmişken son günlerde çok popüler olan Renault Megane'ın Joy Comfort donanım paketinin olup olmadığını sordum. Onlar da ellerinde olmadığını söyledi. Fakat biz satılan bir otomobilin sahibine ulaştık. Ondan aracı istedik. Sağ olsun aracı bize getirdi. Test konuğumuz olan araç 2021 model makyajlı kasa Renault Megane 4. Renault Megane 4 ilk defa 2016 yılında üretimine başlanan bir modeldi. Ülkemizde 1.6 atmosferik 1.2 turbo TC 1.3 turbo TC'ye ve 1.5 dizel motor versiyonlarına satıldı. Nadir de olsa 1.6 dizel versiyonları da vardı bu otomobilin. Test konuğumuz olan araç 1400 kilodan biraz daha hafif arkadaşlar. Üzerindeki motor 1332 cc. 1.3 ama 1.3'ten daha yüksek bir hacmi var. Yani 1.33. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. 7 ileri EDC çift kavramalı şanzımanla birlikte kombine edilmiş. 0-100'ü bu ağırlık ve verilerle birlikte 9.8 saniye fabrika verilerine göre. Test konuğumuz olan araç Joy yani boş donanım paketinin bir üstü Joy Comfort olarak geçiyor. Paket bu yıl geldi. Normalde Renault Megane'larda Joy, Touch, İkon donanım paketleri geliyordu. Joy Comfort da arada biraz donanımı olan, biraz yüze gülümseyen bir donanım paketi oldu. Peki Joy Comfort'un genel farklılıkları neler? Joy Comfort'un Joy'a göre farkları yağmur ve far sensörü, gördüğünüz ön sis farları, önde krom eklentiler, arka park sensörü, arka yaşam alanında havalandırma menfezleri, bir de arka camlarda karartma arkadaşlar. Başka herhangi bir farkı yok. İsterseniz şöyle detaylı inceleyelim. Şimdi önde gördüğünüz gibi karartılmış far grupları var. Normalde Megane'ın Touch paketinden itibaren bu L şeklinde geliyor buradaki LED aydınlatmalar. Ama bunda sadece alt tarafta bir çizgi halinde ledler geliyor. Altta sis lambaları var. Yan tarafa geçtiğim zaman 16 inç jantlar görüyorsunuz burada. Yine sinyal lambaları dikiz aynasının üzerinde. Araç biraz pis, kusura bakmayın. Biz bu arabayı aldık kullanıcının elinden. Hızlıca çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden birazcık pis olabilir ama içi temiz. İçeride bir sıkıntı yok. Yan tarafta zaten standart bir Megane. Herhangi bir farklılığı yok. Ben bu otomobilin arka tasarımını özellikle çok seviyorum. Arkada 500 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi var. Ve aynı zamanda alt tarafta şöyle egzoz çıkışı gibi bir difüzörümüz yer alıyor. Ama biraz amatör bir difüzör. Şöyle gelelim. Burada Megane logosunun ortasından, Renault logosunun ortasından bagaj kapağını açabiliyorsunuz. 500-300 litre civarında bir bagaj hacmimiz var burada. Bunun içerisinin kaplamaları falan güzel. Mesela emsada olan Corolla'dan, Civic'ten çok daha güzel bagaj kaplaması var. Sadece arka camı bir tık böyle ön tarafa geliyor. Buradaki giriş alanını kısıtlıyor. Şuradan kapatalım. Bir detay daha var bunda. Şu kollar arkadaşlar içeri giriyor. Yani burada kol için bir yer yapılmış. Bu güzel. Birçok CS'den de bunu yapmıyorlar artık. Şuradan kapatalım ve arkasına doğru geçelim. Kapı hissiyatları gayet güzel. Ses olarak güzel ama kapılar hafif. Bu kapı üstleri sert plastik. Şu orta tarafta kumaş kaplama var ya. Kolum ve kolumu dayadığım yerlerde kumaş kaplamalı. Altta da kapı içi gözlerimiz mevcut arkadaşlar. İçerisine geçtiğim zaman burada 3 tane kafalık var gördüğünüz gibi. 2 tane Isofix bağlantımız. Ortada da bir havalandırma menfezi yer alıyor ve bir tane de büyük şaft tünelimiz var. İçerisine oturduğumda arkadan ön tarafa benim gözümün önden bakışınız bu şekilde. Ortada bir, ön tarafta 2 tane aydınlatma var. 3 tane tutamak ve arkalarda ask aparatları mevcut arkadaşlar. Bu ask aparatı sol tarafta burada, sağ tarafta da burada. Muhtemelen aynı malzemeyi taktıkları için yönleri farklı. Gördüğünüz gibi burada perde hava yastıklarımız var ve ayar lemnet kemeri mandalları da mevcut. Diz mesafesi şöyle, gayet güzel bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.78. Baş mesafesi de yaklaşık 4 parmak, 5 parmak civarında. Önde kapılar arkadakilere göre ağır değil, benzer bir ağırlığı var. Sesi güzel ama. Şuralar yumuşak plastik, burada yine kumaş kaplamalar var. Aynı ayarlarını buradan yapıyorsunuz ve kapı içi gözleri yine standart bir C segmenti gibi. İçerisine geçtiğim zaman oldukça güzel koltuk dizaynı var Renault'un burada. Bu koltuklar rahat da koltuklar, kumaşları da kalite anlamında orta üst diyebilirim. Sol ön tarafta bir de derin iki ayarımız mevcut. İçerisine geçtiğimizde burada havalandırma menfezleri var. Aşağı indiğimde far yükseklik ayarı, iç ışık ayarı, benzin depo kapağı ve bagaj kapağı açma tuşu yer alıyor. Burada far sensörümüz var. Yağmur sensörü de bu donanım paketinde geliyor. Hız sabitleyicimiz var ve yol bilgisayar ayarları. Şu görmüş olduğunuz kadranlar Renault'un yeni kadranları arkadaşlar. Şöyle bir arabayı uyandıralım isterseniz. Bu zaten Clio'larda da kullanılan, Dacia'larda da kullanılan kadranlarla aynı. Eskileri biraz daha farklı kadrandı. Direksiyonun sağ tarafındaki tuşlar vasıtasıyla bu veriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada kaç litre yaktığını, HP ve Newton metre sayacını görüyorsunuz. Ne kadar tork, ne kadar güç üretiyor. Gaza bastığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Burada sizi veriminizi ölçen bir yaprak var. Verimli gidiyorsanız burada yeşil ışıklar yanıyor ve şu yan taraftaki menüye geçtiğimiz zaman kilometre sayacı, ayarlar, lastik basınç göstergesi, yol bilgisayarı verilerine erişebiliyorsunuz. Megane'ın
Şu üst kısımları yumuşak plastik arkadaşlar. Plastik ama yumuşak bir plastik. Bu yumuşak plastik şuraya kadar devam ediyor. Şuradan itibaren bayağı tok ve sert bir malzeme geliyor. Bu ortadaki ekran Nekvox marka. Vitesi geriye taktığım zaman şöyle bir geri görüş kamerası çıkıyor. Buradan klimanın ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Normalde standart gelen Joy Comfort'larda bu ekran takıldığı zaman çift taraflı klima iptal ediliyor diye bilgiler yazıyordu. Ama serviste bir güncellemeyle bunu da tekrar getirebiliyorlarmış. Bu otomobilde aktif çift taraflı klima. Burada high, burada 22,5 derece. Gördüğünüz gibi yazıyor. Klima ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekranın diğer ayarları da bu şekilde. Nekvox marka dediğim gibi. Yani bir Android telefon gibi burayı kullanabiliyorsunuz. Şöyle ayarlara giriyorsunuz. Cihaz adı, ayarları sıfırla vesaire vesaire birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Şuradan menüye geçtiğiniz zamansa navigasyon. Mesela bir navigasyon açalım. Şöyle bir navigasyonu var. Tekrar menüye gelelim. Telefon, müzik veya şurayı çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi bir Android temelli olduğu için Android ayarları var burada. Video, Google Chrome hepsine bağlanabiliyorsunuz. Yani burada özgürsünüz aslında baktığınız zaman. Diğer multimedya sistemlerine göre bunun eksiği. Şu an mesela elimde şeklini görüyorsunuz. Yansıma yapıyor. Burada bir film var ama o olmasa da yansıma yapıyor. Aşağı indiğim zaman park sensörü off tuşu ve bir stop start on off tuşu yer alıyor. Onun altında şöyle bir alan var. Bunun altı bir pedle kaplanmış arkadaşlar. Pedi de şöyle göstereyim size. Burada bir USB ve AUX çıkışı. Bir de 12 volt çıkışı yer alıyor. 7 ileri şanzımanın kolu burada. Şurada bir eko tuşumuz. 2 tane bardaklık. Bir el freni. El freninin konumu ve şekli güzel. Şurada ileri geri giden bir kol dayanağı var. Bunun içerisini açtığınız zaman da şu şekilde bir eşya gözü yer alıyor. Sağ tarafa geçtiğim zaman sağda burada kocaman bir torpido gözü var. Bu da aydınlatmalı bir torpido gözü. Yine yukarı çıktığımda burada ışıksız makyaj aynaları ve otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası yer alıyor. Joy Comfort'un Megane 4'ün 1.3 motorlusunun 3. videosunu yaptık şu an. Bir sürüşe geçelim. 4 kişi bineceğiz. 4 kişiyle 1.3 Megane 140 beygir gücüyle nasıl gidiyor onu size gösterelim. 4127 kilometrede arabamız. Ethem hoş geldin. Arabanı getirdin bize. Teşekkür ederiz onun için. Vallahi İbrahim abi aradı. Sen hemen oradan güzel. İyi oluyor böyle hemen. Alanı bağlayalım diyoruz biz. Biz buna ilk baş Sivas'ta alıştık, tamam mı? Sivas'ta abi gidiyoruz. O zaman şeyler de az. Takip sayımız da az. Araba istiyoruz vermiyorlar. Müdürü anlaşıyor mu? Bayinin sahibi vazgeçiriyor. Yok vermeyelim falan. Yani niye vermiyorlar ben onu da anlamıyorum. O zaman öyleydi. Sonra satış danışmanlarıyla arkadaş olduk. Araba satıp arıyorlardı. Sattım, satarken söyledim. Ondan sonra şurada buluşuyoruz, video çekiyoruz diye öyle alıştık. Şimdi böyle bulamayınca bay dedim, sattığınız birinden bulalım bari. Bulmamız lazım şimdi bu arabayı. Gündemde bu araba var. Şimdi arabada 4 kişiyiz arkadaşlar. Enes'im var kardeşim. Alperen kardeşim var. Genebe Medya. Ethem var. Bir de ben varım. Ben 100 kiloyum. Sen kaç kiloyorsun? 78. Enes? 90,5. Alperen? 78 abi. 78 mi? 80 diye. 80. Bence 80 varsındır ya. Onla. İyi, 350 kilo falanız. Tamam, 350 kilo ile 1.3 TC nasıl gidiyor? Bunu da test etmiş olacağız bu videoda. Bir de benim için çok önemli bir şey var. Artık buna başladık biliyorsunuz. Arka koltuk. Arka koltuk rahatlığı nasıl abi? Hiçbir tester bundan bahsetmiyor. Biz uzun süredir bundan da bahsediyoruz. Bundan da bahsedeceğiz. Şimdi bu Joy Comfort donanı paketi sana biraz daha iyi hissettiren bir paket. Bir de Alperen şeyi soracağım. Sen şimdi Renault'da da çalıştığın için aynı zamanda. Kardeşim bu deri kaplı direksiyon Joy'da da geliyor mu? Geliyor abi. Joy'da. Tamam, iyi o zaman. Bir şey kaçırmayalım da dedim yani bunu. Şanzımanımız arkadaşlar yağlı kavrama. Çok yağlı, bol yağlı kavrama dediğimiz kavramadan. Bunu çünkü mesela kuru kavrama diyoruz. İzleyenlerimiz diyor ki kuru kavrama değil. Onda da yağ var. Tamam, ben de böyle şey diyeceğim. Bol yağlı, az yağlı. Bu bol yağlı bir şanzıman. Yani bunun ömrü de uzun birazcık. Gerçekten daha uzun ömürlü gidebilen Volkswagen grubundan falan bildiğimiz bir şanzıman. Arabanın direksiyonu net arkadaşlar. Net bir direksiyon yapımız var ama süspansiyonlar biraz yumuşak. Bir de direksiyon biraz yumuşak. Renault tarafında bu direksiyon zaten hep biraz yumuşak oluyor. Böyle bir durumumuz var. Ama araba konfor olarak konforlu. Arkada bağımsız süspansiyonlarımız yok. Yani Renault'un ürün gamındaki hiçbir arabada yok. Talisman hariç galiba bildiğim kadarıyla. Diğerlerinin tamamında arkalar torsiyonla birlikte geliyor. Bu otomobilde de öyle. Hemen şuradan bir dönüş çapı testi yapalım hızlıca. Dönüş çapına bir bakalım. Biraz arkayı sarsıyorum bilerek. Konfor soracağım. Şöyle bir dönelim. Burada da şerit yok ama 2,5 şerit civarında falan bu araba dönüyor. Geri görüş kamerası biraz yeri gösteriyor ama. Bagaj kapağının üzerinde yer yok çünkü. Plakalık altta ya, onun üstüne takıyorlar. Ondan dolayı. Şimdi devam edelim sürüşümüze. Görüş açılarımız gayet güzel. Yan aynalar, orta ayna gayet iyi. Hiçbir burada sıkıntınız yok. Sürüş biraz yukarıda güzel. Yani burada da koltuğa da rahat oturuyorum. Koltuk rahatlığı falan da gayet yerinde. Yanal destekleri gayet iyi. Şanzıman koluna erişimim güzel. Kol dayanağı bir tık altta kalıyor sadece bana göre. Yani sana göre de mi öyle bilmiyorum. Onun dışında aracın şimdi performansına geçebiliriz ama şimdi şuraya geldik. Burada gelmişken bir viraj yapalım 4 kişiyle. 0-100 yapalım 4 kişiyle. Şimdi bu kalktığımız yer bir tık rampa. Hemen şöyle dörtlümü de yakacağım. Dörtlü biraz küçük yerde kalmış bu ekran takınca. Şimdi bu bir tık rampadan kalkıyoruz ama sonra hafif eğimde gideceğiz arkadaşlar. Burada zaten Duster'ın falan da 0-100'ünü yapmıştık. Sonra da sana soracağım arabayla ilgili bilgileri. Dip gaz yaptım 4 kişiyle.
Abi bu TC çok güzel makine ya. Gerçekten iyi gidiyor. Bak 4 kişiyle 100. Abi çok iyi ya. Hakikaten güzel gidiyor. Ya bir de işte boş araba iyi gider abi. Şöyle bir kaydıralım birazcık. Arkamız geliyor, hemen çekiş kontrol devreye giriyor. Buradan sola gir diyor Alperen arkadan. Tamam kardeşim, hemen sola giriyorum. Şimdi sendeyiz. Etem, sana soralım. Araba 4129 kilometrede. Bu süreçte neler yaşadın bu arabayla? Memnun musun? Ne kadar yakıt tüketiyorsun? Onları sorayım. Öncelikle araçtan memnunum şu şekilde. Yani konforu benim gözümde güzel geliyor. Yakıt konusunda da 7 litre civarında yakıyorum. Ama benim evim birazcık geniş yollarla gidiyor. Eskişehir yolu üzerinde oturuyorum. Ben 4 şerit yoldan gittiğim için belki 7 litre yakıyor olabilirim. Çünkü takip ediyorum, 9-9,5 litre yakan çok insan var. Haricinde şu an bir kış lastikleri var arabada. O biraz konforu kötü etkiledi benim açımdan. Ne markaları? Lassa. Lassa, tamam. Ama bir tık uğultu sesi yakıt olarak bir tık etkiliyor. Etkiliyor, tamam. Yol tutuşu benim için güzel ama arkadaki o torsiyon sebebiyle bozuk yollardan geçerken bir tık sekme oluyor. Sekme oluyor. Onu ben dikkat ettim. Peki en sevdiğin ve sevmediğin şeyleri? En sevdiğim çekişi, gidişi. Zaten şimdi şöyle bak, Corolla'la konforu için alıyor, işte yol tutuşu için alıyor. Çünkü aynı paralara satılıyor bu ikisi. Civic sedanlarda, Civic Octavia, onlar daha pahalı. Bu arabayı alan da motor için alıyor. Sen de motor için almışsın. Ben Corolla'yı aslında daha çok beğeniyordum. Ama dediğiniz gibi bir motor ve şanzıman seçeneği bu arabanın bayağı hoşuma gitti. En sevmediğim özelliği birazcık sert bir araba gibi. Yani konfordan biraz yoksun. Aslında süspansiyonları yumuşak karakterli ama ya nasıl bir şey varsa araba aşırı konforlu da hissettirmiyor. Hissettirmiyor. Evet. Evet. Sevmediğim özelliği bir o torsiyon kaynaklı ufak atmalar. Bir de birazcık sevdiğin özelliği de gidişi. Sevdiğim özelliği o gidişi. O zaman şuradan döneyim de bir gazlayalım tekrar. Bakalım. Şimdi bu arada yalıtımından bahsedeyim. Süspansiyonlar dediğim gibi yumuşak karakterli ama bu 16'larla böyle. Daha büyük jantlı bir Megane alırsanız daha sert gelecektir. Bir de şöyle bir durum var. Corolla da benzer yumuşaklıkta ama daha yumuşak hissettiriyor. Bunun süspansiyonları daha hızlı bitiyor bozuk yollara girdiğin zaman. Bir de bu arabanın içerisinde bir tık salınım var. Yani rahatsız oluyorsun. Mesela araba tutan birisi bu arabaya binerse rahatsız tutar. Özellikle arkasında. Evet. Ama mesela Corolla, Civic, işte Golf bunlara binerse tutmaz. Yalıtımı yaklaşık 110'dan sonra ses gelmeye başlıyor. Yol sesi var ama şöyle 140'a falan çıkana kadar çok rahatsız etmiyor yol sesi. Genelde rüzgar sesi duyuyorsun. Ama yol sesi de var. Motor sesi zaten gelsin abi. 1.3 TC ya. İdolüm ya bu motor. Gerçekten çok güzel olmuş. TC'nin bir de kronini buldum. Onu da söyleyeceğim size. O zaman şurada bir dip gaz yapalım. Dört kişiyiz arkadaşlar. 100. Fren testi yapabiliyor muyuz? O zaman hazır olun. Biraz uzattık lastiklerden dolayı. Dörtlü de yakmadı bak, ben onu da. Aynen, dörtlü de yakmadı. Ha, kameramız da düştü. Şimdi o zaman arka koltuk testerları size geçelim. Alperen ve Enes, neler dikkatinizi çekti? Enes'cim başlayalım. Böyle keskin dönüş yaptığında abi birazcık ben kendi şahsi fikrimce rahatsız oldum birazcık, çünkü çok fazla savuruyor. Ayrıca uzun yol bence gidilebilecek bir araba yani. Şu anda ben gayet rahatım arkada. Diz mesafesi ve baş mesafesi olarak da, ki benim boyum 1.86 ama şu an rahat bir şekilde oturabiliyorum. Görüş açısı da güzel. Yani sağımı solumu önü her şekilde görebiliyorum. Abi ben şöyle söyleyeceğim, koltukları biraz değineceğim. Koltukların arka koltuklarda dahi yanal desteğinin olması güzel. Yani sol tarafta oturuyorum ve sol tarafta kapıya doğru gidemiyorum. Sen mesela viraj kastığında ben sol tarafta, beni dirsek tutuyor. O anlamda beğendim. Koltukların da hamuru güzel. Yani süngerleri bayağı yumuşak yapılmış arkada. Sadece koltukların biraz daha arkasının yatay olmasını beklerdim. Sanki biraz dik oturuyor gibiyim. 1.8 boyundayım ben de ve içeride diz baş mesafesi olarak çok güzel hissettiriyor burası. Şimdi ben de bir detay vereceğim. Az önce frende fren mesafemiz uzadı. Bu da konusu yeri gelmişken söylemem gereken bir detay. Şu an arkadaşlar hava sıcaklığımız 10 derece ve arabada kışlık lastikler var. 10 derecelik bir havada kışlık lastik kullanırsanız ne olur biliyor musunuz? Fren mesafeniz az önce olduğu gibi uzar ve arabanız kayar. Kışlık lastik sıcakta tutmaz. Yani en az 4 derecenin altında olması lazım ki size performanslı bir sürüş sunsun. O yüzden fren mesafemiz az önce birazcık uzadı. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Yazlık lastiğin olsaydı bu orada mesela, atıyorum örnek veriyorum,
biz 120'de fren yaptığımızda 40 metrede durduysak 30 metrede duracaktık. Çok ciddi bir farkı var. Bazen kışlık lastiklerle yazın gezenler oluyor. Abi Allah göstermesin. Yani durman gereken bir yerde duramazsın. Birinin canına mal olur. O yüzden kışlık lastik, yazlık lastik çok önemli. 4 mevsim tabii kullanabilirsin ama bence kışlık yazlık ayrımı Türkiye'nin %90 için hala geçerliliğini koruyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Doyurucu bir Megan videosu olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlerden beğeni ve yorum istiyorum. Hala kanala abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi siz hatırlattığınız TC'nin kroniğinden bahsedecektim. TC motorun şu an tespit edilen bir tane kroniği var arkadaşlar. Bu da off record aldığım bir bilgi. Bu otomobilin devir daiminde problem oluyormuş. Zaman zaman, hepsinde değil. Bununla ilgili şikayetler gelmiş. 160'lık benim Kaşkay'daki olan versiyonda egzantrik konum sensörü arızası oluyordu. Bunda da devir daim problemi oluyormuş. Bu iki motor aynı motor ama galiba üretim yerleri farklı. Bir de yazılımları farklı. O yüzden böyle de bir farklılık var. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bununla ilgili de Renault tarafındaki görüştüğümüz servisler şunu söylüyor. Diyorlar ki motor arıza ışığı yandığında veya hararet göstergesinde en ufak bir şey olduğunda durdur abi. Devam etme. Sakın devam et. Bir şey olmaz deme. Turuncu ışık yanınca da durdur. Hemen bir bakalım. Bir ufak bir kaçak oluyor, bir şey oluyor. Hemen onu değiştirelim. Devam et diyor. Bilginiz olsun. Ethem, tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere.